Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Gökhan. Yepyeni bir yayın, yepyeni bir videoyla hepinizin karşısındayım. Arkadaşlar bugün çok çılgınca bir tadım videosuyla beraberiz. Arkadaşlar şu an biraz kısık konuşuyorum. Sebebi ise şu an saat gecenin 1.30, evdekiler yattı. Ben de o yüzden kısık sesle konuşacağım. İnşallah sesim çok kısık çıkmaz. Çok da kısık çıkarsa Vedat halleder diye düşünüyorum. Bugün önümde görmüş olduğunuz gibi birbirinden farklı, biri egzotik, biri tropik, günlük hayatta pek yiyemediğimiz tabii ki de şaka arkadaşlar. Günlük hayatta pek yiyemediğimiz, ya aslında imkanımız var ama çok aklımıza gelmeyen tropik ve egzotik meyveleri sizinle beraber tadacağız. Görmüş olduğunuz gibi önümde 6 tane meyve var. Hindistan cevizi, ananas. Bunu nasıl soyacağım hiç bilmiyorum. Yaban mersini, ahududu, mango, altın çilek. Evet arkadaşlar, bugün önümde 6 tane meyve var. Bunları hep beraber sizinle tadacağız. O zaman videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. O zaman videoya geçelim. Dostlar şöyle bir tas su aldım. Nedeni ise meyveler hani belki dışı ne kadar onları yıkasa da hani dışında toz olabilir. Şöyle kenara koyacağım. Yemeden önce ufak bir temizleyip ondan sonra yiyeceğiz. Evet arkadaşlar, ilk ürünümüz ahududu. Görmüş olduğunuz gibi bunu Getir'den sipariş ettim ben. Ahududu egzotik mi, tropik mi hiç bilmiyorum ama hiç ne egzotik ne de tropik büyük ihtimal. Şöyle keselim. Ve direkt açıldı. Oo. Evet dostlar, ahududu ceylan dutu anlamına geliyormuş. Ceylan dutu da deniliyormuş. Gül giller familyasındanmış. Aynı zamanda böyle diyeyim, ahududu genellikle zaten günlük hayatta böyle çok meyve değil de böyle aromasını pastalarda olsun, keklerde olsun ya birçok tatlı türünde ahududu zaten kullanılıyor. Ama aroması kullanılıyor. Meyve olarak ben ilk defa yiyeceğim. Bakalım nasılmış. Şöyle göstereyim size de. Gözüküyor mu? Ben bir tanesini suya batırdım, bandırdım, yiyorum. Hemen elimi boya yaptım. Şöyle bir tane daha denemek istiyorum. Aromasında hani pastalar dediğiniz ama o kadar yoğun değil ama ona bir de şeker katıyorlar biliyorsunuz. O yüzden yoğun oluyor. Ama güzel bir meyve hakikaten güzel çünkü yemek işi arkasında bir de tatlı tat geliyor. Böyle hani mayhoş derler, mayhoş mu derler. Mayhoş'un manasında var ya, ülkece bilmiyoruz. Yani ciddi diyorum. Mayhoş bir insanım. Bilenler yoruma yazsın. Güzel bir tadı var. Ben hakikaten meyveyi beğendim. Pahalı ha, ben bunu Getir'den söyledim. Şu içinde kaç... Toplasanız 20 tane bile yoktur. 5 lira mı 55 lira mı neydi? Aynı zamanda hani köyünüze gittiğiniz zaman böyle dağlarda böyle yol kenarlarında böğürtlen ağaçlar yetişir böyle kendi kendine. Oradaki böğürtlen aynı şey veriyor yani. Zaten o böğürtlen de büyük ihtimal. Yakın famili olduğu için tatları birbirine benziyor. O zaman diğer meyvemize geçelim. Evet dostlar, diğer meyvemiz şöyle Hindistan cevizi. Normalde ben Hindistan cevizini öyle hani büyük bir şekilde alacaktım. Tek parça şeklinde. Sonra dedim ki hani hem videoyu gece çektiğimi biliyordum. Gece gece onu kıramam. Sonra baktım Getir'de şu 10 lira arkadaşlar. Fiyatı iyi yani. 10 liraya şöyle paketler halinde. İçinde şöyle dilimlenmiş küçük küçük Hindistan cevizleri. Güzel bir düşünülmüş bence. Hindistan cevizi dostlar palmiyegiller familyasından tropik bölgelerde yetişen meyvesi yenen bir palmiye türüdür. Hemen şöyle açıyoruz. Kokonatı daha önce de yemiştim. Zaten biliyorsunuz Hindistan cevizinin o şeyleri sütü olur. Nasıl diyeyim daha. Yağsı falan çok kullanılıyor. Pastalarda o Hindistan cevizinin tozu. Birçok şeylerde kullanılıyor. Hatta şampuanlarda falan birçok şey faydası var diye biliyorum. Allah öyle bir yaratmış ki bu meyveyi, ciddi diyorum. Bu konuda ciddiyim. Birçok faydası var. Kokusu çok şey değil. Şöyle biliyorsunuz Survivor'daki abiler hep bunlardan yiyorlar. Şöyle bir tane yiyelim bakalım. Magnum gibi ses çıkarttı. Şimdi dostlar şöyle yedik. Daha demin de dediğim gibi hani pastaların üstüne böyle tozu serpiliyor ya. Hani o pastanın yani ağzınıza gelen tatlı aynı. Hani Hindistan cevizi tozuyla aynı şey zaten. Meyve olarak ekstra bir şey sulu olması için. Biraz sulu. Ama şöyle bir şey var. Hani değişik bir tadı var hakikaten. Dediğim gibi birçok faydası var ama tadı olarak o kadar çok hani üst üste yiyebileceğiniz meyve, üst üste derken şöyle diyeyim, sürekli yiyebileceğiniz bir meyve değil. Yani 2-3 parça alırsınız böyle. Sonra zaten usandırıyor size. Ama dediğim gibi şampuanı olsun, yağı olsun, kım malzemelerinde olsun kesinlikle kullanın bence. Kendimi şu an Survivor'dakiler gibi hissettim valla. Ben girişeceğim, söyleyeyim yani tepki sana. Evet dostlar, Hindistan cevizine de puanım 10 üzerinden 7. Ya tat olarak hani çok sevmeyebilirsiniz ama dediğim gibi mutlaka sütünü, işte diğer bakım ürünlerindeki yağını falan mutlaka kullanın. Çok faydası var diye biliyorum. O zaman yeni meyvemize geçelim.
Dostlar sıradaki meyvemiz mango. Tropik bir meyve olduğunu biliyoruz hakikaten. Hani zaten günlük hayatta biliyorsunuz hani içeceklerde, soğuk çaylarda falan birçok hani şey, hatta kolayı bile katan yani firmalar var diye biliyorum. Mango, tropik ve astropik ağaçlarının verdiği etli meyve denir. Ana vatanı Hindistan'dır. Vay. Hindistan'da ana vatanı Hindistan'mış ama hani tohumu nereye getiriliyorsa ona göre bir ortam oluşturularak üretiliyor. Tabii ki de şimdi şöyle bir şey var. Mango nasıl kesiliyor ne oluyor hiç bilmiyorum. O yüzden hani internetten bir bakacağım videosuna nasıl kesilir ne edilir diye. Oo ağır bir de ha valla. Şu arkadaşlar getirden getirttim bunu da. Kaç paraydı? 30 lira mı neydi? 30-35 lira olması lazım. Tam da yanlış olmasın. Şöyle bakalım. Meyvelerde, içeceklerde falan tadı çok güzel. Çok beğeneceğimi umuyorum. Şimdi bakıyorum hemen bir bıçaklı tabak getireyim. Bunu keselim yani. Bunu dostlar. Tabağımı aldım geldim. Mango nasıl kesilir öğrendim. İçinde bir çekirdek varmış herhalde. Şimdi ona göre keseceğim. Bir abla kesiyordu. Şurasını keseyim mi şöyle acaba? Oğlum bu olmuş mu acaba? Çok merak ediyorum. Şöyle yapıyordu abla. Neresine göre kesiyor bunu ya? Arkadaşlar bilmediğiniz meyveyi almayın. Allah Allah. Niye kesilmiyor ya? Şuradan bir parça alalım bakalım. Şöyle batırmayalım çok da meyveyi. Ne kadar beceriksizim ya. Beceriksiz miyim acaba? Çünkü abla aldığımda ablanın kestiği mango direkt kesildi. Benimki niye kesilmiyor? Ben çekirdeğine denk gelmiş. Ya nereden keseceğiz bunu? Bir dakika şuradan deneyelim de. Burası da çekirdek. Her tarafı çekirdek bunun o zaman. Ha, dostlar kesemedim. Şöyle bir parça aldım. Haydi bismillah. Bir dakika tam alalım tadını. Bir de şu ortalardan almak istiyorum tadını ya. Oralar nasıl acaba? Biz direkt çekirdeğine denk geldik anlamadım. Çekirdeği büyük herhalde. Ablanın çekirdeği küçük de ablanın kestiğin. Oralar birazcık daha yumuşak gibi. Şuradan kesiyorum. Bismillah. Dostlar ben anlamadım hiçbir şey. Bir şeye benziyor tadı ama neye benziyor? Şöyle bir kere daha bir alayım. Hani meyve sularda şeylerde içiyoruz ya, ice tea'lerde, soğuk çaylarda falan. Ona benzemiyor yani. Ablanınki ama yumuşaklı, benimki çok sert mango. Belki hani şey de olabilir, tam olmamış da olabilir bilmiyorum. İşte ben pek bir şey anlamadım bundan dostlar. Şöyle mango kutusuna geri koyuyorum ya, ben kesemedim. Ya da bu tam olmamış çünkü sert biraz baya. Ablanın kestiği yumuşak böyle. Ayırıyordu çiçek gibi böyle kesiyor. Sonra parçalar ayırıp çiçek gibi çıkıyordu böyle. O yüzden bu mangoya benim puanım 5. Diğer meyvemize geçelim. Arkadaşlar sırada altın çilek var. Altın çileği biliyorsunuz bir aralar ülkemizde de gündem olmuştu. Böyle hani içinden küçük böyle domates çıkar gibi. Burada da zaten şöyle gözüküyor mu bilmiyorum ama belli oluyor. İçinde böyle küçük küçük domatesler gibi böyle dışı yapraklı bir meyve. Hemen okuyorum. İnka yarı olarak biliniyormuş dostlar. Ana yurdu Güney Amerika'ymış. Altın çileğin ben hatırlıyorum, biliyorum biz köylerde gittiğimizde dağlarda bunu görüyorduk ama böyle daha o zaman hani yaprakları yeni yeni açıyordu. Bazılarını böyle sararmıştı, birkaç tane yemiştim, hakikaten güzeldi. Biz hani şey demişlerdi, çok yemeyin zehirli olabilir falan diye. Şimdi altın çileği test edeceğiz. Bu da dostlar, bunu ben Migros'tan aldım. 100 gramı 30 TL'ydi yani. Şöyle bir kutu 30 TL. Bunun içinde vardı birkaç tane tabii. Yedik biz. Şimdi altın çileği test edeceğim. Bunu kutusundan açıyorum. Şöyle dostlar, dediğim gibi dışında yaprakları olan, içinden açtığınızda küçük bir ufak bir domatesmiş, domates çıkmış gibi bir tane şey var. Oh, bu niye böyle? Bunlar bence olmamış ya. Bunlar bence bayatlamış, taze meyve değil. Dostlar bir tane yedim, ekşiydi baya. Bir tane daha deniyorum, yeni bir tane açtım. Bu birazcık daha güzel. Daha deminki bayağı ekşiydi. Bu hem ekşi hem tatlı böyle. May hoş bir tadı var. Köydeki yediğimin de tadı hakikaten bunlardan güzeldi. Ya bunlarda bir sorun var. Bayatlamış olabilir belki. Yani belki uzun süredir orada bekliyor olabilir. Hani çok alan olacağını zannetmiyorum. Çünkü yani bizim meyve anlayışımız böyle. Portakal, mandalina, elma, armut böyle gider. Ya bunlar hani çok arada hani böyle çok farklı damak zevki olan insanlar için alınabilir.
alıyorlardır mutlaka. Güzel ama şunu söyleyebilirim. Bunu hani aramam yani. Hani altın çileği arayıp da gidip almam. Allah'ın yarattığı bütün helalleri tadın dostlar. Tadmanızı tavsiye ediyorum. Şimdi dostlar ananas nasıl kesilir izledim ben. İnşallah sonumuz mango gibi olmaz diyorum. Şimdi ilk de şöyle yapıyorlardı. Şimdi dostlar ben bunu keserken siz de kanalımıza abone olun. Videolarımızı beğenmeyi unutmayınız. O kadar emek sarf ediyoruz. Video çekiyoruz, para harcıyoruz. Bize destek olun. Dualarınızı eksik etmeyin. Biz de dualarımızı eksik etmiyoruz zaten. İnşallah kanalımız büyüsün, güzelliğine gelsin diyelim. Ve devam edelim şimdi. Videoda gördüğüm kadarıyla şimdi şu üst tabakası şöyle ince bir şekilde kesiliyordu. Hani ne kadar zor bu meyveleri kesmek ya. Şimdi şöyle kestim. Biraz yamuk oldu ama meyvenin bütün karizması gitti ya. Şimdi şuradan da alt kısmından da kesiyordu. Burasını da alıyordu. Tamam. Şimdi sıra geldi şu diş kabuğunu soymaya. Of ananas kesici. Kokusu çok güzel geldi burnuma şey. Şimdi dostlar soydum şöyle. Ufak kenarlarında bir parça var. Yemin ediyorum var elimden hiçbir iş gelmiyor. Şöyle eşit bir şekilde dörde ayırdık. Şimdi dörde ayırınca da biliyorsunuz bu ananasın orta kısmı hani marketlerde görmüşsünüzdür kesilirken orta kısmı şey oluyor. Bu bir sert zaten şuradan da belli oluyor. Böyle elma gibi şuradan da şöyle keselim. Çünkü tatsızmış burası. Şimdi ananası deniyoruz dostlar. Bismillah. Dostlar bu çok güzel. Vallahi çok güzel. Yemin ediyorum size. Şeker çıkmayacağını bilmesem. Vallahi yerim 10 tane yerim. Yok böyle bir tat ya vallahi. Allah öyle bir yaratmış ki şu meyveyi. Çok güzel. Muazzam bir tadı var. Ben dayanamayacağım bir tane daha yiyeceğim. Hakikaten çok güzel. Mutlaka denemeyen kardeşim varsa inşallah Allah'ın nasip eder denemeyi. Biliyorum pahalı bir meyve. Ben bunu getirden 50 TL'yi mi almıştım. Alın yiyin mutlaka. Çok güzel bir tadı var hakikaten. Bizim Kadıköy'de bir dilim pizzacı var. Orada sosisli ananaslı bir dilim pizza var biliyorsunuz. Dilim pizzalar büyük oluyor. Tek satıldığı için. Sosisli ananaslı bir pizza yemiştim zamanında. O da çok güzeldi düşün. Pizzaya bile katıyorlar bunu ve çok güzel bir tat veriyor. Allah'tan kapanışı ananas yapmışım. Tadı çok güzel. Ananasa puanım 10 üzerinden 1000. 100. O kadar çok güzel tadı var. İnşallah dediğim gibi denemeyen kardeşim varsa inşallah Allah ona da nasip eder bu. Böyle bir tadı tatmayı. Böyle bir meyveyi tatmayı. Çünkü çok güzel tadı var hakikaten. Evet dostlar sizinle beraber 6 tane birbirinden farklı yerlerde yetişen egzotik diyelim, tropik diyelim meyveleri tatlık. Dediğim gibi en beğendiğim benim ananas oldu. Diğer meyvelerimiz de bu arada hepsi birbirinden güzeldi. Sadece biraz mango da hayal kırıklığından onun sebebi de hani dediğim gibi çok sertti. Bir de hani kesemedim. Değişik bir şeydi. Çekirdeği çok büyüktü içindeki. Hepsi birbirinden güzeldi. Türkiye'deki bütün yemekleri yerseniz bütün bölgelerdeki hani tutun işte Adana'nın dürümünü falan. Adana'daki bütün yemekleri, Muğla'daki bütün yemekleri, Antalya'daki bütün yemekleri, Karadeniz'in bütün yemeklerini, bütün Türkiye'deki bütün yemekleri yerseniz dünya mutfağının %1'ini yememişsiniz demektir. Yani o kadar büyük. Yani düşünün %1'ini yemiyorsunuz demektir. Tabi inşallah Allah helal olan hepsini, helal olan şeylerin hepsini tatmayı nasip eder bize. Videomuzun burada sonuna geldik. Evet dostlar masraf yaptık. Hiçbir şeyden kaçınmadık. Para harcadık videomuzu çektik. İnşallah siz de bize kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenerek destek olabilirsiniz. Yeni videolarda, yeni konseptlerde, yeni tarz içeriklerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşürüz.